Hepinize yeniden merhaba dostlarım. Bugün sizlerle Burak Tadıyor serimizin devamını çekeceğim. İlk bölümümüzde İtalyan içeriklerini çekmiştik. Bu sefer karşımda Almanya içerikleri var, gördüğünüz gibi. Dilerseniz biraz bunlardan bahsedeyim. Ama başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Sağımda size göre solumda duruyor galiba. Sizin solunuzda duruyor. Zencefil aromalı bir gazozumuz var. Markalar aynı, Thomas Henry gibi marka. Zencefil neymiş bu gazoz arkadaşlar? Merak ediyorum. Nasıl olacak diye. İçindekileri okuyayım isterseniz. Su, şeker, karbondioksit ki asitli olması için. Doğal zencefil aroma verici diyor. Sitrik asit diyor ve renklendirici kullanmışlar. Böyle. Zencefilli bir gazozumuz. Almanya'dan ithal edilmiş, Türkiye'de satılıyor. bu da karışık meyveli gazozumuz arkadaşlar. Şimdi içinde portakal, limon, mango, çarkıfelek meyvesi diyor. Portakal suyu, limon suyu. Karışık bir şeyler kullanmışlar. Yine Almanya üretimi bir gazozumuz. İşte bunda tedirginim arkadaşlar. Tonic water diye aldım. Ben tonic water ne olduğunu bilmiyordum. Pardon, ben bunu internette araştırdım. Alkollerin içine katılıyormuş galiba, beraber tüketiliyormuş. O yüzden arkasında alkol içeren bir şey olduğu yazmıyor. Ama Ramazan ayında şu an bu videoyu iftardan sonra çekiyorum. İçinde alkol varsa Allah korusun, yani günah girmeyeyim diye bunu tatmayabilirim. Sadece koklamayı düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum tonic water'ın tam olarak ne olduğunu. Ama yine fikirlerimi size söylerim bunun hakkında. Şimdi isterseniz başlayalım. Önce karışık meyve gazozumuzdan başlayalım. Zaten en beklenen bu. Zencefil daha garip olacak çünkü. Hazırsanız tadıyorum arkadaşlar. Bir kokusuna bakayım. Kokusu böyle tarif edemeyeceğim şekilde güzel mi diyeyim size. Bir garip kokuyor ama hani böyle farklı meyve kokuyor bu arada çıkması. Bir deneyeyim ben. Tadı güzel ama tadı sonradan geliyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla asitli. Hani bir kolaya nazaran, bir Fanta'ya nazaran çok fazla asitli. Asitli olduğu için tadı alamıyorsunuz. Asit gittikten sonra tadını alıyorsunuz. Bir daha deneyeyim. Bizim biliyorsunuz 10 üzerinden puanlama yapıyoruz. Buna puan vermem gerekirse işte 3-4 arası bir şey veririm. Hani normalde para verip alacağım bir şey değil. Bu arada 6,5 TL her bir tanesi. Yani ucuz da şeyler değil. Almanya'dan geldiği için. Para verip alacağım bir şey değil dediğim gibi ama hani olursa, mecbur kalırsam içerim. Çok da kötü bir şey değil ama dediğim gibi 3 ya da 4 puan hak ediyor bu. Bunu bir kenara koyalım şöyle. Hatta şunu şöyle yapayım. Asitlik kaçması diye şunu şöyle takalım. Sonra zencefilli içeceğimizi tadalım arkadaşlar. Köpürmezse. Şu an taşacak gibi hissediyorum. O yüzden bekliyorum. Tamam. Açıyoruz. Bunu da önce bir koklayalım. Ben bu kokuyu bir yerden hatırlıyorum arkadaşlar. Hasta olduğunuz zaman anneniz, anneanneniz size yapar mı bilmiyorum, zencefili tarçını bir şey. O koku bunda var ve hiç sevmediğim bir koku. Sadece merakımdan aldım ama keşke merak etmeseydim diyorum çünkü hiç hoş değil ama mecburen deneyeceğiz. Belki tadı kokusundan daha iyidir. Umarım öyle olur. Artık bakalım. Deneyelim. Tadı kokusu kadar kötü değil. Ama sonuçta zencefil içiyorsunuz arkadaşlar hani. Sevenleriniz var mı aranızda bilmiyorum ama yani benim içeceğim bir şey değil. Bir daha baktım puan verirken emin olmak için. Birbirlerine çok yakınlar. Hani diyeceksiniz bu zencefil, bu karışık meyve nasıl tatlara yakın oluyor? Asit fazla olduğu için tatlar arasında hani bu çok daha iyi, bu çok daha kötü diye bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. O yüzden buna da puanım yine 3-4 arası bir şey olur ama sanki 3'e daha yakın olur mu?
Şunu da şöyle koyalım. Tonic Water kinin içerim diyor. Kinin hastalık halde kullanılan bir malzemeymiş. Alkol olmanı düşünüyorum ama tatmayı da düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece koklayıp size bilgi vereceğim. Kokmuyor arkadaşlar. Yani size nasıl söyleyeyim, böyle saf suyunuz olduğunu düşünün. Suyu böyle asitlendirmişsiniz karbondioksitle. İçeride biraz glikoz şurubu gibi hani nasıl diyeyim. Hastalığınızda doktorlar size verdiği o beyaz ilaçların tadı gibi bir koku var bunda. Dediğim gibi içmeyi düşünmüyorum çünkü alkol kullanmıyorum. Alkol olma riski var her ne kadar arkasına yazmasa da. Bunları tatmış olduk, puanımızı vermiş olduk. Bugün Alman içeceklerini tattık arkadaşlar. Eğer bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa dediğim gibi videoyu beğenip bana yorum atabilirsiniz. Arkadaşlar yukarıda kartta bir kanal çıkacak. Oraya da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.